Bugün Süleyman Soylu'nun şu paylaşımı, işte bir fotoğraf paylaştı. Az evvel Sayın Özkoç dile getirdi. Buranın meclisteki grup toplantısı sonrasındaki o salon olduğunu ifade ediyor. İşte o günlerde biliyorsunuz grup toplantılarında gerçekten meclis kalabalık olur. Görüşmeler olur. Genellikle liderler meclisteki odada evet o görüşmelerini yaparlar. Türkiye'nin dört bir yanından gidenler olur çünkü dinlemeye. Şimdi öyle bir anın görüntüsü olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla sosyal medyada da epey dediğim gibi paylaşılıyor. Ama İbrahim Hocam size sorayım. Şimdi İçişleri Bakanı bir paylaşım yapıyor. Bu fotoğrafı böyle bir keserek falan. Ama söz konusu fotoğraf bundan iki hafta öncesinde bakıyoruz. İşte Yeni Akit gazetesinin gündeme getirdiği de bir fotoğraf. Yani burada arkası yarın yapmak İçişleri Bakanlığı makamı için biraz garip geliyor kulağa da. Niye bu kadar acaba buna ihtiyaç duyulmuş durumda? Bunu anlamaya gerçekten imkan yok. Çünkü İçişleri Bakanı işte bir algı yönetimi projesinin bir baş aktörü falan olmamalı. Yani önemli bir iş yapıyor. Gerçekten bir suç unsuru varsa bu bilgi kendisine geldiği andan itibaren ilgili birimlere, bu ilgili birimlere bunu devretmeli ve sonrasında o ilgili birimler gerekli soruşturmayı, tahkikatı falan yapmalı. Şimdi Sayın Soylu biliyorsunuz şeyde bundan bir yıl önce yine bütçe görüşmeleri esnasında kalktı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işte terörist sayısını verdi. 457 böyle bir rakamdı. 557. Sonra sosyal medyada bunların bütün kimlik bilgileri bütün çıplaklığıyla yayınlandı. O gün bugündür biz o teröristlerin tutuklanmasını bekliyoruz. Hala daha şey biliyorsunuz bu terör soruşturması ısıtılıp yeniden gündeme sürülüyor. İşte arada bir şey bazı din görevlileri, Şafii din görevlileri PKK ile ilgileri var diye şey gözaltına alındı. Yargılanıyorlar galiba, davayı pek takip etmedim. Ama o yüzlerce teröristten hala eser yok. Bir başka şey işte bu 10 bin dolar şey maaş alan milletvekili savcıya geçeceğim onu yapacağım bunu edeceğim o gün bugündür ondan bir daha ses seda çıkmadı. Şimdi o yüzden bu şey yani bir İçişleri Bakanı'nın yapması gereken şey ya da tutumları olmaması gereken bir tutuma sahip benim gördüğüm kadarıyla. Burada da eğer Sayın Kılıçdaroğlu böyle biriyle görüşmüşse burada da devletin nasıl bir tutum takılması gerektiği çok belli. Yani hem teamüllerde hem hukukta bu tarif edilmiş. Ayrıca şey yani kendisinin geniş bir fotoğraf koleksiyonu varken sadece bir fotoğraf üzerinden falan büyük bir algı operasyonu yapacağını düşünmesi falan da benim gördüğüm şey yani bir başka enteresan durum. O yüzden bu yine bir sadece ve sadece siyasi polemik şeyi seviyesinde kalacak bir iş olur. Günden bir iki gün bununla ilgilenir. Ondan sonrasında da unutulur gider. Ama benim gördüğüm bu esas şeye gelmeden önce mecliste işte, bütçe konuşmasını yapmaya gelmeden önce biraz kendi kamuoyunu hazırlıyor. Biraz karşı tarafı tahrik ediyor. O bütçe görüşmelerinin işte en popüler şeyi toplantısının, en tartışılan toplantısının, en sert geçen toplantısının kendisininki olmasını benim gördüğüm kadarıyla arzu ediyor. Bunu niye yapıyor? Çünkü işte bakın ben tırnak içerisinde şeye karşı tarafa en sert mücadeleyi veren ve onların en çok saldırdığı kişiyim. Dolayısıyla hani ben bu mahallenin kahramanıyım. O yüzden de hani benim kıymetimi iyi bilin. Ben çok işe yarayan bir insanım falan. Dolayısıyla ben önemli bir insanım. Bana halel gelmemesi lazım. Herkesin beni koruması lazım. Kıymetimi bilmesi lazım falan şeklinde. Aslında o kavga üzerinden parti içerisine ve işte şey onunla ilgili kararı verebilecek mercilere mesajlar gönderiyor. Şimdi bu bir aslında dedim ya kendi şeyle partisiyle iktidarıyla iktidarın ortaklarıyla ilgili bir şey mesajlaşmayı muhalefet üzerinden yapıyor. Bu bir siyasi beka amaçlı bir şey gibi görünüyor o zaman. Yani Sayın Soylu işte, belli ki ileride yani öyle okuyabilir miyiz? Bazı siyasi belki amaçları gelmek istediği bazı makamlar belki de vardır. Biraz da o yüzden belki bu sivrilmesi bundan kaynaklanıyor olabilir mi?
Yani bu tabii uzun vadeli planları da olabilir ya. Ona bir şey demiyorum. Doğal olarak ilk önce pozisyon, evet pozisyonu takip etmeye çalışıyor. Ne kadar işlevsel, ne kadar önemli, ne kadar etkili bir şey siyasetçi olduğunu her fırsatta gösteriyor. Bazen de ne kadar çok şeyi bildiğini göstermeye ihtiyacı hissediyor. Bunların hepsi benim gördüğüm kendi siyasi kariyeriyle ilgili taktikler. Ama hatta bu arada tabii ülkenin siyasi gündemine bir şekilde meşgul edip buraya da kilitleyebiliyor. Neticeden oluyor. Netice sadece insanların siyasete duyduğu güven bir kez daha sarsılmış oluyor. Evet. Siyasetçiye duyduğu güven bir kez daha sarsılmış oluyor. Kısaca hemen sorayım ama yani Kemal Bey'in bugün de özellikle hani bu mafya konusunda vurgulayıp yine o grup daha doğrusu bütçe konuşmasında dediği bir şey vardı. Onunla beraber bir paylaşım yaptı bugün. Koca devleti mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin diyor. Böyle de bela okudu zaten. O gün de söylemişti yine konuşmasında. Şimdi burada şunu görüyoruz biraz. Yani bu mafya konusunda, uyuşturucu konusunda, baronlar konusunda ne kadar mesaj verirse o kadar hakaretamiz ifadelerle karşılaşıyor Kemal Bey. Buradaki Kemal Bey'in peki yani CHP liderinin stratejisi konusunda ne söyleyebiliriz? Bundan sonra belli ki bu konunun üzerinde kalacak gibi de görünüyor. Bu çok büyük bir toplumsal yara tabii. Yani şey ülkemizin bir kara para cennetine dönüşmüş olmasının yanı sıra bir taraftan da çetelerinde yuvalandığı bir yere dönüşüyor. İşte bugünkü o belgesel tadındaki kısa video bunu gösteriyor. Eminim ki hani o belli bir süre aralığına sığdırmak zorunda olduğu için bir sürü şeyi çok hızlı belki kamuoyunun, genel kamuoyunun çok fark etmediği biçimde geçiyor ama ilgililer bunu anlamışlar. Öyle görünüyor. Çünkü Türkiye'de kaç ayrı çete reisinin işte şey bir barındığını görüyoruz. İki burada suç işlediğini, hatta burada çatışmalara girdiğini, öldürüldüğünü, infaz edildiğini görüyoruz. Kaçının yargılandığını ve şey ellerini kollarını sallayarak yurt dışına çıkabildiklerini görüyoruz. Bir kısmı da yakalandı falan. Bunların hepsi çok tehlikeli insanlar ve hepsi Türkiye'deler. Niye Türkiye'yi kendilerine bir üst seçtiler? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu buraya özellikle vurgu yapıyor. Yani bu insanlar niye? Evet dünyada mafya denen bir realite var. Bütün hukuk sistemleri bunlarla mücadele etmeye çalışıyor. Onlar da her hukuk sisteminde belli sürelerle de olsa hayatlarını sürdürmeyi başarıyorlar. Tamam da niye başka ülkelerin mafyaları da hani Türkiye'de zaten yeterince mafya yokmuş gibi başka ülkelerin büyük şey kartelleri, büyük şey yöneticileri falan ya da baronları niye Türkiye'yi merkez üst ülke olarak seçiyorlar? Niye onlar uzun zamanlar Türkiye'de gayet rahat hayatlar sürebiliyorlar, faaliyetlerini sürdürebiliyorlar? Hatta bir süre sonra hesaplaşmalara, çatışmalara falan dahi girebiliyorlar. Çok üst düzey ilişkiler kurabiliyorlar falan. Bu nasıl oluyor yani? Bunun arkasında yatan gerekçeler ve aktörler kimlerdir diye Sayın Kılıçdaroğlu bir süredir orayı kurcalıyor. Bunu kullanmaya devam edecek çünkü bu sadece bir hani bir mafya filmi falan seyretmiyoruz biz. Çünkü bu insanlar burada işte çok küçük yaşlarda çocukları bile artık uyuşturucu müptelası haline getirdiler ve büyük bir toplumsal sorun ortaya çıkmaya başladı. Benim gördüğüm tabii Türkiye'de medya yeterince özgür olmadığı için bunların üzerine gidilemiyor. Bunların hikayeleri yazılamıyor. Bunların filmleri çekilemiyor. Bunların şarkıları yapılamıyor. Ve oralara şimdilik dokunamıyoruz ama hep herkes biliyor ki bu kasabanın sırrı gibi bu uyuşturucu artık Türkiye'deki gençler için önemli bir tehdit, sorun olmaya başladı. Siyasetçilerin ve devletin görevi, hepimizin görevi aslında gençlerimizi, gelecek nesillerimizi bu uyuşturucu batağına düşmekten korumak. Ama bu anlamda mevcut iktidar üzerine düşenleri ne kadar yapıyor? Sayın Kılıçdaroğlu bununla ilgili bir tartışma başlattı ve bunu yeterince yapamadığını iddia ediyor. Buna ya bazen sadece yakalanan uyuşturucu sayılarıyla ya da bu torbacı sayılarıyla itiraz ediyorlar ya da ona bile gerek duymadan doğrudan hakaret ederek tehditle, şantajla vesaireyle falan bu süreci yönetmeye çalışıyorlar ama olayın kendisi ve sorun hala ortada durmaya devam ediyor. O yüzden ben bugünkü o videoyu önemli gördüm. Kamuoyu da önemini süreç içerisinde inşallah idrak edecektir. Evet.